AT11 belgesini aldıktan sonra Almanya'da neler yapmalısınız? Bildiğiniz gibi vize evraklarında sağlık sigortası yerine bu AT11 kağıdını kullanabiliyorsunuz. Sonrasında ise Almanya'ya geldikten sonra Almanya'daki bir devlet sigortasıyla iletişime geçerek Almanya'da kendinize bir sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor. Yani AT11 anlaşması olduğu için tabii ki de bu işlem için ekstra bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Yani Almanya'da bir devlet sağlık sigortası tarafından sigortalanmış oluyorsunuz. Almanya'ya gittiğinizde AOK ve TK isimli iki tane devlet sigortası kuruluşu var. Almanya'ya gittiğinizde AT11 belgenizin orijinalini hangi eyalette bulunuyorsanız o eyaletin TK veya AOK kuruluşlarına teslim etmeniz, bunlardan birinden kendinizi sigortalatmanız gerekiyor. Ben tabii ki garanti olsun diye AT11 belgemin orijinalini Almanya'ya giderken yanımda götürmüştüm. Fakat AOK ile mailleştiğim zaman bunun orijinalini onlara teslim etmemin gerek olmadığını, taratmamın ve bunu göndermemin yeterli olduğunu öğrenmiştim. Yani ben tamamen bu işi mailleşerek hallettim. AOK ile iletişime geçtim. Bulunduğum eyaletin AOK kurumuyla iletişime geçtim. Onlara dedim ki benim böyle bir belgem var. İşte sigortalatmak istiyorum kendimi. Onlar da tabii ki benden AT11 belgemin taranmış halini istediler. Çeşitli mailleşmelerden sonra tabii ki de sigortamı hazırladılar. Sigorta numaram da belirli oldu ve sigorta numaramı bana gönderdiler. Bu şekilde ben Almanya'da AOK isimli devlet kuruluşundan sigortalanmış oldum. Tabii ki de AT11'in arkadaşlar 6 aylık süresi var. 6 ay boyunca kullanıyorsunuz. Sonrasında tekrardan bunu uzatmanız gerekiyor. Peki Almanya'ya geldikten sonra üniversite kaydı için de yine sigorta istiyorlar. Bu nasıl olacak arkadaşlar? Bazı üniversitelerde kendiniz bu sigortayı üniversitenin sistemine yüklemeniz gerekiyor. Yani AOK veya TK diyelim, çünkü AT11'e de gittiğinizi varsayıyorum. Sigortanızı üniversitenin sistemine yüklemeniz gerekebiliyor. Bazı durumlarda ise AOK veya TK kuruluşları direkt olarak üniversitelerle iletişim halinde oldukları için etkileşime geçiyorlar ve orada bildiriyorlar. Yani diyorlar ki bu öğrencinin bizden sigortası var. Bunu üniversiteye ilettikleri için sizin ekstra olarak bir şey yapmanız gerekmiyor. Ben de bu durum tamamen böyle olmuştu. Yani ben üniversiteme herhangi bir bilgilendirme yapmak durumunda kalmadım. AOK direkt olarak benim üniversitemle iletişime geçti ve benim kayıt işlemlerim bu şekilde tamamlandı. Yani benim herhangi bir sağlık sigortası teslim etmem gerekmedi. Üniversite kaydı dışında üniversitenin internetteki sistemine kayıt olurken de belki sağlık sigortasını sizden isteyebilirler. Tabii ki elinizde henüz bir Alman sağlık sigortası yoksa orada AT11'i belki kullanabilirsiniz. Ama tabii ki okul kaydı için kesinlikle bir Alman sağlık sigortasına kayıtlı olmanız kesin olmalı. Alman sağlık kuruluşlarından herhangi birinden sağlık sigortanızın hazır olması gerekiyor. Bunun için de dediğim gibi ben AOK kurumuyla iletişime geçmiştim. AOK kurumu ise otomatik olarak zaten ben sigortamı yaptırdığım zaman okula bilgi vermişti. Yani okulu bilgilendirmişti. Bu yüzden benim ekstra olarak okula sağlık sigortası teslim etmem gerekmedi arkadaşlar. Umarım bu video sizin işinize yaramıştır. Teşekkür ediyorum. Like atarsanız, abone olursanız sevinirim. Tekrardan istediğiniz bu konularla alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa bana yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.